Merhaba arkadaşlar. Bugün K-boru analizi yapacağız. Ondan önce endeksin genel durumunu inceleyelim. Şimdi bugün teknik olarak biz 8600 direncini geçtiğimiz için endeksin trendi pozitif. Şuradaki direnç seviyesini görüyorsunuz. Çizgili olan tepe direnci. Yaklaşık 8570 seviyelerinde, 8600 diyebiliriz. Bu seviyelerin üzerinde kaldığı sürece endeks herhangi problem yok. Hedefine doğru, yani hedefi nedir? Kısa vadeli hedefi 9600-10000 seviyeleridir. Hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Olası geri çekilme durumunda kısa vadeli arkadaşların teknik stop seviyesi endekste yaklaşık 8600 seviyesidir. Bu destek kırılırsa hisse bazında hareketlerle stopları çalıştırabilirsiniz. Hisse bazı hareketler derken takip ettiğiniz hissenin trendini ve destek dirençlerini takip ederek kararlar vermeniz mantıklı olur. Şimdi arkadaşlar hissemiz Kuzey Boru'nun analizini yapalım. Şimdi genel olarak baktığımızda Kuzey Boru'nun şu grafiği hoşuma gitmiyor. Sebebi tepeden sert bir şekilde satış yemiş olması 184 seviyelerinden ve şu an bunun tepki çıkışını yapıyor olmasıdır. Şimdi bu gibi durumlarda henüz grafiği oluşmayan hisselerde kısa vadeli olarak 4 saatlik periyotta baktığımızda 21 EMA 21 ortalaması yaklaşık olarak 133.7'dir. Bunu 133 olarak belirlersek 133 TL kırılırsa stoplamak, kar satışı yapmak mantıklıdır. Çünkü bu tarz kısa sürede rally yapan hisselerde teknik düzeltmeler uzunca süre zaman alabilir. Şu şekilde bir formasyon olup tekrardan aşağıya doğru düşüş gerçekleşebilir arkadaşlar. Şöyle bir düşüş gelebilir. Bu sebeple 133 TL referans noktanız olsun. Bu destek kırılırsa stoplamak gerekir. Şu an bugün tavan yaptı. Tavan yaptığı için yarın da tavan olma ihtimali yüksek. Eğer ki geri çekilmez, yani 133 TL kırılmazsa, Kuzey Boru ikili tepe yapmak isterse eğer tekrardan 180 seviyelerine doğru bir hareket başlatabilir. Ancak 180 seviyelerinden tekrardan satış yerse tam anlamıyla bir ikili tepe formasyonu oluşup grafik yatayda formasyonuna devam eder diye düşünüyorum. Burada bizim pozitif senaryomuz nedir? Tekrardan yukarı yönlü hareketin devam edip 180 seviyelerinde aşılması ve yukarı devam etmesi. Ama grafik olarak baktığımızda böylesi bir sert satıştan sonra ben şahsen güvenip büyük para bağlamam ve geri çekilirse de mutlaka EMA 21 kırmızı ortalama kırılırsa, yani 133 TL kırılırsa kısa vadede stoplarım. Kendi şahsım adına bunu söylüyorum. Herhangi bir tavsiye değildir. Burada 133 TL kırılırsa bir sonraki önemli destek nedir? 4 saatlik periyotta yaklaşık 115 seviyelerindeki EMA 50 ortalama desteğidir. Buralara kadar çekilip buralardan da tepki alıp formasyonla yatayda devam etme ihtimali var. Ancak dediğim gibi 133 TL'yi takip etmek daha mantıklı olacaktır şu an için. Umarım yukarı yönlü hareket devam eder ve 180'e kadar bir tepki çıkışı tekrardan gelir. Temennim budur. Ancak her aşamada mutlaka dikkatli olun. Analiz etmemi istediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazabilirsiniz. Sıfırdan borsa grafik analiz eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Storylerde paylaştığım WhatsApp bireysel danışmanlık hizmeti için de arkadaşlar DM'den bana ulaşırsanız detayları aktarırım size. WhatsApp grubumuza tekniği pozitife geçmiş olan hisseleri kar alma seviyeleriyle birlikte, destek dirençleriyle birlikte haftalık olarak, düzenli olarak paylaşıyoruz eğitim amaçlı olarak. Bu listeleri erkenden görme fırsatı yakalamak için WhatsApp'a gelebilirsiniz. Hepinize hayırlı akşamlar, bol kazançlar.